Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyerek yeni bir video başlıyorum. Evet arkadaşlar. Köpeklerimizle şöyle kar gezisindeyiz. Bugün de var çıkmıyor. Ben de şöyle bir turlayayım dedim bakalım. Nelerle karşılaşacağız? Bu arada paşanın hala ön ayağında sekme var. Fakat arkadaşlar ayağının altında değil. Yanılmıyorsam bunlar geçenlerde bayağı bir oldu. Çakal kovalamışlardı. O esnada ayağını burkmuş arkadaşlar. Bir de paşanın ön dişi çok geniş olduğu için ön vasallarında sanki böyle biraz bozukluk varmış gibi duruyor arkadaşlar. O da çok koştuğu zaman köpeği çok yoruyor arkadaşlar. Bunu fark ettim yani böyle çok koştuğu zaman. Hafiften muhtemelen ayağını burkmuş. O yüzden bir sıkıntı çekiyor fakat bir sorun yok arkadaşlar. Normalde biz de ayağımızı burkuyoruz. Yani bakın normalde koşuyor yani öyle bir bazen hiçbir şey yok bazen şey diyor. Genelde de böyle yatıp da şey olduğu zaman çok sıkıntı oluyor arkadaşlar. Yattığı zaman hani biz de bir yerde sabit kalırız. Ayağımız şey olur ya uyuşur ya. Onun gibi bir şey oluyor. Muhtemelen bilekte arkadaşlar. Ama normalde bakın öyle hiçbir şey yok. Evet köpeklerin kar sevinci. Lan güzelim karı batırıyorsunuz lan. Bu arada kamera güzel çekiyorum bakalım. Bu arada kamerada ıslanıyor arkadaşlar. İyi güzel çekiyormuş. Yani bir sorun yok. Şimdilik muhtemelen kafamda da çeker arkadaşlar. Kafamda dursun. Oğlum ne istiyorsunuz lan siz bu garipten lan? Telefonum çalıyor. Neyse şunu kafama koyayım arkadaşlar. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ulan. Beni telefondan konuşmaya tuttu arkadaş. Bu karda da kamera inşallah çok ıslanmamıştı. Tabi arkadaşlar yağarken biraz sıkıntı oluyor açık konuşayım. Ama neyse ki sıkıntı yok. Şöyle ormana gitsek, ormanlara belki güzel şeyler çıkabilir. Hadi oğlum. Oğlum, oğlum, oğlum. Hadi lan, iz peşine düşün oğlum. Oyunu bırakın. Hadi dağılın. Hadi aslanlarım. Çok kar yağıyor arkadaşlar. Tepeleri falan da yağıyor. Tabi iz varsa da kaybolur. Hadi oğlum. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Sabah yalı biraz fazla yedin güzellem. Hadi. Bakın normalde ayağında hiçbir şey yok. Ama İşte bazen sekiyor. Bak şu anda da sekiyor. Zaten kafamı karıştıran da bu arkadaşlar. Bazen hiçbir şey olmamış gibi davranması. Bazen böyle sanki bacağı kopmuş gibi davranması. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ah şimdi bir kupay olacak. Gerçi bu karda kupayı da koku bulamaz da. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi çıkalım lan. Allah. Kamera. Hakkını helal et kanka. Hadi oğlum. Karın mutluluğundan hava da bakmıyorsunuz ya. Mavzerim de yanımda.
tabi. Amaç öldürmek değil arkadaşlar. Böyle karlı günlerde ne olur ne olmaz. Oğlum, oğlum. Hadi oğlum. Hadi aslanırım. Hulma! Şöyle bir tepeye çıkalım bakalım. Anam. Ananı satayım. Lan nasıl kayıyor burası öyle? Hadi oğlum. Evet be, duruşa bak be. Manken gibisin oğlum, hadi oğlum. Karabukalla gezeliyor. Hadi oğlum, hadi oğlum. Tabi muhtemelen kamera ıslandığı için siz de şu anda ıslak koyuyorum arkadaşlar. Ana kuşlara kaldı da. Hadi oğlum, hadi oğlum. Kuş peşindeler. Kara tavuklara bak, kara tavuklara. Ne? Ormanda olmasa daha tadı çıkardı. Şöyle bir kameraya bakalım hele. Islanmış mı? İyi lan, fazla da şey gelmemiş. Şeyin bu huyu güzel işte arkadaşlar. Aksiyon kameraların. Islansa da çok bir sıkıntı olmuyor ya. O güzel. Çok yavuyor yukarılara. Zaten belli olur, mükemmel bir manzara var. Ana. Oğlum, oğlum. Ya bu karabaşın tipi çok hoşuma gitmeye başladı arkadaşlar. Büyüdükçe aynı annesi gibi çok güzelleşti. Ha kızım, ha kızım. Kim gelmedi? Zalım gelmedi. Salıma salıma. Zalım karşıda bir şeyle kovalıyor. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Şeyin ayağı ister istemez sorun yapıyor arkadaşlar. Eğer olmasa ha. Aha. Yavrular da gidiyorlar. Oğlum. 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 Paşanın ayağı biraz yoruyor onu. Ya tabi arkadaşlar. Hani bir şeyler avlamayınca tadı tuzu çıkmıyor da ya, ne gerek arkadaşlar şimdi? Ha, domuz mesela, domuz olabilir. Belki bir dahaki sene şey yapabilirim. Ben de yazılabilirim arkadaşlar. Şeyimi alabilirim. Yani domuz konusunda vurma yetkim olursa güzel eğlenceli videolar çıkar diye düşünüyorum. Şu anda benim öyle bir yetkim yok. O yüzden dolayısıyla maalesef o konuda av yapamıyoruz. Yapanlara da bir türlü denk gelemiyoruz arkadaşlar. Hani video çekmek için. Normalde var öyle arkadaşlarımız. Domuz avına gidiyorlar fakat ben
Dağardan dolayı müsait olamıyorum. Artık her şey bitti, yaz geldi derken enteresan bir şekilde tekrardan karın gelmesi ilginç. Bir de 2-3 gün yağışlı gösteriyor arkadaşlar. Zeyne yine bir koku aldı. Zeyne'nin şey kokusu, koku duyuları gelişmiş arkadaşlar. Gerçekten bu konuda beğeniyorum yani. Bakın burada bir şeyle gözlemiş. Gerçi ayak izleri var. Oğlum bakın. Bunu köpek yapmadı. Bu kurt olabilir ha. Çok cinaklar var arkadaşlar. Buraya şimdi köpekler gelmedi. Kurt olabilir. Hadi aslanlarım. Oğlum, oğlum, oğlum. Oğlum, oğlum. Karda da güzel oluyor yav. Bakın burada bir şey gezelim harbiden ha. Lan köpekler. Kokuyu alıyor arkadaşlar. Oğlum, oğlum, oğlum. Bu arada Zeyne hamile arkadaşlar. Hayırlı olsun. Dün akşam şeyde paylaştım. YouTube'da da. Nasıl anladın diye sorarsanız da iştahında müthiş derecede artma oldu arkadaşlar. İştah artmasıyla. Bakın. Paşaya bakın. Oğlum. 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 Hadi lan. Üç bacak. Hadi üç bacak. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Oğlum, oğlum. Ha kızım, ha kızım, ha kızım, ha kızım, ha kızım, ha kızım. Bakın buralara, ağaçlara kovu bırakmış. O neyse, muhtemelen kurt olabilir. İşemiş muhtemelen. Oğlum, oğlum, oğlum. Hadi sınırım. Hadi topal Niyazi. Hadi kızım. Kız Zeyna sen de kurda benziyorsun kız. Karda. Yüzün çok kurda benziyor ha. Ulan bunların yavruları da ne olur be maşallah. Fırtına gibi çıkarla dünyaya fırtına. Düşünseniz ya. Aslanım. Bakın yine liderliğini. Üç bacak da olsa koyuyor aslanım benim. Şimdi aslında bunu videonun başında yapmam lazımdı arkadaşlar. Ama biliyorum ki sizler bu tür videoları hem seviyorsunuz hem de sonuna kadar izliyorsunuz. O yüzden geçenki fotokopan görüntüsünde yani dün izlediğiniz fotokopan görüntüsünde arkadaşlar kurt aşırı derecede bir tedirgin oluyor. Onun öncesinde zaten biz oraya fazlasıyla geliyoruz arkadaşlar köpeklerle falan. Şimdi paşa onun eşindiği yere itirarını falan bırakmıştı. Acaba diyorum ki aralarında bir meşazlaşma mı oldu? Yani benden mi korkuyor? Bu konuda sizden yorum bekliyorum arkadaşlar. Kurt çok tedirgin. Ben ilk defa bu kadar korkak bir kurt gördüm. Çünkü arkadaşlar şeye doğru gidiyor. Böyle ileri doğru gidiyor. Ondan sonra oradan da dönüyor. Aşağı yine geri çıktığı yerden tekrar aşağı ormana giriyor arkadaşlar. Öyle bir korkuyor ki sanki arkasında bir şey kovalıyormuş gibi. Oralarda bizim korkumuz fazlasıyla vardı. Artık bilmiyorum arkadaşlar. Oraya çıkasıya kurt bir tedirgin oluyor. Acaba fotokopandan mı korkuyor? Onu da bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü fotokopana da bakıyor. Ama ilk başta arkası dönük.
Yani fotoğrafını görmesinin imkanı yok. O tarafa doğru kaçıyor, o tarafa doğru kaçmayı bırakıyor, sonra anında geri dönüyor. Bir de o kadar hızlı ki arkadaşlar. Yani saliseler içinde kurt böyle bir 10 metre gidiyor geliyor yani o saliseler içinde. Yani kurdun aslında bir hızlandığı zaman ne kadar hızlı bir hayvan olduğunu orada anlayabilirsiniz. Yani bir saniye olmadan gidiyor, geri döndüğü bir oluyor yani. Karanlığa giriyor, hemen bir anda geri dönüyor. Köpeklerden mi korkuyor yoksa benim kokumumdan mı korkuyor, fotokabağından mı? O yorumu siz yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada köpekleri övmek için değil arkadaşlar. Yani bakın aslında bunlar bu tür görüntüler, yani bu tür görüntü fotokaban görüntüleri yorumlanabilir arkadaşlar. Yani bu şekilde kurtları daha yakından tanımış olabiliriz. Ben köpekler için sadece köpeklerden korkuyorum. Ya köpekler işte paşadan korktu falan filan muhabbetinde köpekleri övme derdine değilim. Benden de olabilir, fotokabandan da olabilir ama kurdun bu kadar tedirginliğini yorumlayabiliriz. Acaba gerçekten köpeklerin koku bırakması onlarda etki yapıyor mu? Hani ya da insanın kokusu mesela biz orada gündüz o kurt yanılmıyorsam 9-10 civarları falan geliyor yani. Tam da hatırlamıyorum arkadaşlar. Aradan 5-6 saat geçmiş. İnsanın kokusu gerçekten geçtiği yerde kalıcı mı yani? Enteresan hani. Dedik ki kurt fazla koku alamıyor dedik. Hani çok fazla dedik. Enteresan. Hepsi birbiriyle çelişiyor. Yani aslında dediğim gibi yorumlanabilir bu muhabbetler. Neyse arkadaşlar şimdi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kar yağdı. 2-3 gün daha yağması bekleniyor. İnşallah bakalım. Devam ederse. Tabii şu karın yağması durup da kar açılsa ormana gidebiliriz. Güzel video çıkabilir, aksiyonlu. Bugün öyle bir gezdim köyün kenarlarında köpeklerle. Tabii karda gezmek güzel bir şey. Gönül isterdi ki bir şeyler çıksın. Fakat av köpeği olmadığı sürece böyle karda yani av köpeği bile zorlanır arkadaşlar. Koku alması üstelik üstünden yağıyorken çok da kolay bir iş değil. Zaten şu anda yabani hayvanlar da muhtemelen yatıyorlardı arkadaşlar sıcak yerlerinde. Kimse bu kar yağarken gezme taraftarı olmaz diye düşünüyorum çok fazla. Belki ancak orman işlerinde. Köpekler mutlu. Karı her zaman seviyorlar. Yani kar da güzel arkadaşlar. Karı biz de seviyoruz. Hem bereket demek hem de doğayı temizliyor arkadaşlar. Mikropları öldürüyor. O yüzden dolayısıyla kar devam edene kadar böyle güzel videolarımız gelmeye devam edecek inşallah. Şimdilik görüşürüz. Bir hayli kamera ıslandı arkadaşlar. Yine de inşallah kafamdayken güzel görüntüler çekebilmişimdir. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Siz her zaman olduğu gibi ben Gönül Yer'e Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.